Herkese merhabalar. Çağrı Sarıgöz Podcast'in 16. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yine bir ürün tanıtacağım. En son 12. bölümü konuksuz çekmiştim. Bu bölümü de konuksuz çekiyorum. Bu tanıtacağım ürün Konuşarak Öğren. Konuşarak Öğren adı üstünde konuşarak İngilizce öğrenmenizi sağlayan bir platform temelde. Ve bu konuşmaları İngilizce bilen, ana dilleri İngilizce olan öğretmenlerle konuşarak gerçekleştiriyorsunuz. Bunu yani Konuşarak Öğren ve benzeri birkaç hizmeti daha önceden de görmüştüm ama yani deneme fırsatım olmamıştı. Fırat Demirel sağ olsun onun bir önerisiyle deneme fırsatım oldu. Fırat Demirel de 14. bölümde konu kalmıştım. Hani kim oldu, nelerle uğraştı üzerine bilgi almak isterseniz 14. bölümü dinleyebilirsiniz. Fırat'ın iletmesi üzerine bir 10 günlük bir deneme paketi kullandım. Bu pakette her gün bu İngilizce hocalarıyla 10 dakikalık bir görüşme oluyordu. Yani aslında ders olarak geçiyor bunlar Konuşarak Öğren platformunda. Ama ben hani dersten ziyade biraz daha böyle görüşme gibi kendimce yaklaştım. Çünkü yani amacım aslında denemekten yani böyle İngilizce öğreneyimden ziyade bir deneyim nasılmış hem de aynı zamanda belki birazcık geliştirmeme de konuşma becerilerimi, İngilizce konuşma becerilerimi geliştirmeme de fırsat sağlar diye düşünmüştüm. Şöyle bir yolla gidiliyor Konuşarak Öğren'de, onu biraz açıklayayım. Önce bir müşteri temsilcisi size ulaşıyor. İşte günün hangi saatlere uygunsunuz, size nasıl bir ayarlama yapalım diyor. İşte saatlerinizi belirledikten sonra genelde işte haftanın seçtiğiniz uygun olduğunuz günlerinde genelde aynı saat diliminde oluyor. Belki farklı esnek şeyler de vardır, paketler de vardır. Benimki 10 günlük bir şey olduğu için sabit olmuştu saatleri ve aynı hocayla görüştüm. En azından ilk 6 gün boyunca böyle oldu. Sonradan bir program değişikliği yapmam gerekti. İlk görüşmede öğretmenle hani normal böyle bir genel bir konuşma yapıyorsunuz. Birbirini hani tanışıyorsunuz, kendinizi biraz anlatıyorsunuz. Biraz soru cevap şeklinde ilerliyor. Hani bu sorularla sizin hani konuşma seviyenizi ve genel İngilizce seviyenizi belirliyor öğretmen. Sonrasında her görüşmenin bir gün öncesinden size egzersizler geliyor. Bu egzersizleri hani bir önden okuyup işte ses şeyi de var. Hani bir konuşmayı dinliyorsunuz. Oradan işte boşlukları doldurma tarzı birkaç ufak egzersiz var. Onları hani önden bir tamamlamanız, bir bakmanız bekleniyor. Yani mesela benim 10 dakikalık bir ders paketim vardı ama aslında öncesinde de genelde bir 15-20 dakika hazırlık süreci doluyordu. Yani toplamda bir 20 dakika, şey pardon 30 dakika, bir yarım saat ayırırsam o zaman tam böyle kaliteli, hakkını veren bir ders gerçekleşmiş oluyordu. Benim için böyle oldu. İşte o her bir günün konuşma konusu da hani konusu belli bir hani şey üzerinden oluyor. Belli bir konu üzerinden oluyor. Bu da aslında her gün ayrı bir yaşamda ayrı bir konu üzerinde konuşmanızı imkan sağlıyor. Benim dersim genel İngilizceydi. Bu yüzden hani şimdi komşuluk ilişkileri olsun, iş ilişkileri olsun, işte aile olsun, farklı farklı ya da işte hobiler olsun, farklı farklı konular çıktı önüme. Böylece hani her gün yeni bir konu üzerinde kendinizi bir işte denemiş oluyorsunuz ve aynı zamanda geliştirmenize fırsat sağlıyor. Konuşma tabii 10 dakika olduğu için böyle anca dersi yetiştirme durumu oluyordu. Ama ben genelde böyle hani konuyu daha böyle biraz daha muhabbet şeklinde ilerletmeye çalıştığım için daha informal. Genelde işte o boşlukları doldur kısmı bitince hemen böyle sorulara işte özellikle benle ilgili kişi benim işte hayatımla ilgili falan sorular sorduğunda öğretmen hemen böyle şey yapıyordum genelde hani konuyu birazcık uzatıyordum. Ama hani böyle olunca da tabii tüm konuyu bitiremiyorduk. 10 dakika zaten kısa bir süre. Ama yani genel olarak konuşmalardan keyif aldığımı söyleyebilirim. Dediğim gibi ilk 6 dersi
bir hocayla bir öğretmenle gerçekleştirdik. Son 4 ders için saatlerimi değiştirmek durumunda kaldık. Çünkü işte benim o saatte işte gitmem gereken bir görüşmem oldu, başka bir görüşmem. Yine işte müşteri hizmetleri diyeyim, orayı arayarak destek aldım. Ve başka bir derse, başka bir saate kaydırdık derslerimi. Sonra da o 4 dersten sadece birine katılabildim. Biraz talihsizlik oldu. Çünkü diğer 3'ü işte bayram tatiline denk geldi. Yine son dakikada çıkan işlerim oldu. Bu yüzden toplamda 7 tane derse katılmış oldum. Ama bu 7 tane dersten bile hani bir fikir edindim. Yani şu an yurt dışında bir iş arıyor olsam ya da hani bir İngilizcemi daha öne çıkarmam gereken bir hani şeyim olsa, ihtiyacım olsa konuşarak öğrene hani kullanmaya devam etmeyi tercih ederdim diye düşünüyorum. Bu arada hani sadece genel İngilizce değil, farklı paketler de var. Mesela ben muhtemelen şeyi seçerdim, işte profesyonel İngilizce, hani iş hayatında İngilizce gibi bir paket vardı. Yani orada genelde iş hayatıyla ilgili konular konuşuluyor. Muhtemelen onu seçerdim. Neyse, yani sonuç olarak genel olarak deneyimimin iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani 7 dersten bile yani belli bir fikir edinebildim. Hani genel izlenimlerimi hani sıralayacak olursam da her dersin sonunda öğretmen o anda feedback veriyor. Bu bence çok önemli. Yani diyor ki işte şu kelimeleri telaffuz ederken biraz problem yaşadın. Ya da işte şu kelimeler yerine şu kelimeleri kullansam daha iyi olur. Her seferinde aldığım feedbacklerden biri çok hızlı konuşuyorsundu. Hani İngilizceyi genelde çok hızlı konuşmuyorum belki ama bu 10 dakikaya hani mümkün mertebe fazla konuşma sığdırabilmek için herhalde birazcık hızlı konuştum. Böyle bir geri bildirim de aldım öğretmenlerden. Ve bu feedback'i daha sonra geri bildirimi daha sonra hani derslerinizin listelendiği yere gittiğinizde o günün dersinde görebiliyorsunuz. Bayağı detaylı böyle yazmış oluyor. Her gün katıldığınız ders için oldukça detaylı feedbackler, işte geri bildirimler yer alıyor. Bunların da işte 3 başlık altındaydı. Pardon, 2 başlık altındaydı. Birisi işte derse ait yorumlar. Bir tanesi derse ait öneriler bölümünde gösteriliyor. Hani böylece atıyorum ertesi gün belki bir de bir önceki günün dersin üzerinden geçme ya da o günkü ders bittikten sonra bir 5-10 dakika daha ayırıp bu sefer hani o günkü dersin feedbackleri üzerinden bir geçip hani kendinizi geliştirebileceğiniz alanları daha iyi tespit edebilirsiniz. Yani bunu biraz sonradan fark etmiştim. Önceden fark etmiş olsam bunun için de aynı zaman ayırmaya çalışırdım. Belki o zaman yarım saat değil de işte 40 dakika falan ayırırdım. Hani bu yüzden bence hani 10 dakika 20 dakika deyip geçmemek lazım. Hakikaten iyi hazırlanmak lazım. Hakkını vermek için bence. Hani önden de hazırlanmak. Hani genelde basit şeyler oluyor. Çok zaman almayabilir. Ama sonrasındaki yorumlar da geri bildirimlere de bakmak önemli bence. İkinci bir izlenimim 10 dakikalık görüşme süresinin kısa olması. Zaten biraz da bahsettim. Hani derslere devam edecek olsaydım muhtemelen 20 dakikalık derslerin olduğu, en azından 20 dakikalık, daha uzunlar da var sanırım, 20 dakikalık derslerin olduğu paketlerden birini almayı tercih ederdim. Ve hani şirketi böyle biraz incelerken hani bir üçüncü izlenim de şu oldu: bu şirket 2009 yılında kurulmuş ve 10 yıldır aktif hizmet veriyormuş. Gerçekten 10 yıldır piyasada kalabiliyorsa bayağı bir deneyim biriktirmişlerdir diye tahmin ediyorum. Hani süreçlerini optimize etmişlerdir diye düşünüyorum. Bu açıdan da hani denemeye değer olabilir. Aynı zamanda bu eğitimleri hani şirket bütçesi üzerinden de, hani çalıştığınız şirketin eğitim bütçesi üzerinden de karşılama mümkün olabiliyor sanırım. Hani internet sitesini, web sitesini gezerken birazcık denk geldim. Hani kurumsal olarak atıyorum tüm çalışanlarınıza bu eğitimi aldırabiliyorsunuz. Hani böylece de sanırım daha uyguna geliyor. Hani şirketinizin bir eğitim bütçesi varsa belki bu bütçeyi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hani böylece hani doğal konuşmalar, hani gerçekten ana dili İngilizce olan ve hani İngilizce gramerine ve hani kelime dağarcığına hakim
öğretmenlerin yardımıyla hani İngilizcenizi özellikle konuşma tarafında oldukça geliştirebilirsiniz. Bunun dışında hani böyle ufak tefek işte günün kelimesi işte farklı farklı işte gramere yönelik olsun, kelime dağarcığına yönelik olsun farklı farklı bilgilerin olduğu böyle şeyler de var web sitesinde, alanlar da var. Hani oralardan da faydalanabilir. Hani bir nevi böyle hani ana eğitim içeriği konuşmak ama bir yandan da hani böyle yan materyallerle de destekliyor. Atıyorum okumanızı, yazmanızı da bunlara bakarak geliştirme imkanı olabilir. Bu açıdan da değerlendirilebilir. Genel olarak konuşarak öğren deneyimim bu şekilde oldu. Dediğim gibi hani özellikle konuşma tarafı zayıf olan ya da geliştirmek isteyen dinleyicilerime özellikle tavsiye ederim. Konuşarak öğren, eğer kullanırsanız ya da halihazırda kullandıysanız deneyimlerinizi, yorumlarınızı da blog yazımın altına ya da paylaştığım podcastlerin bölümlerinin altına yazabilirseniz çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Bölüm sonunda bir kitap tanıtmak istedim size. Bunu mümkün olduğu mertebe, yani mümkün mertebe artık her bölüm sonunda yapmak istiyorum. Yani kitap olur, film olur. Hani okuduğum, tükettiğim içeriklerden her bölümün sonunda bir öneri bölümü yapmak istiyorum. İlk önerim de yakın zamanda bitirdiğim Paulo Coelho'nun Hippie kitabını önermek istiyorum. Bu kitap özellikle bu işte hippie akımı 1970'lerde işte özellikle yükselişte olan hippie akımını hani merak eden ve hani o hippie olarak yaşamını sürdüren insanların hani nasıl bir zihin yapısında ve nasıl bir beklentiyle ve nasıl yaşadıkları ile ilgili hani biraz fikir veriyor. Aynı zamanda Paulo Coelho'nun da biraz otobiyografik bir romanı olmuş anladığım kadarıyla. Hani bazı kısımları özellikle işte karakterlerin isimleri dışında hani büyük oranda Paulo Coelho'nun kendi deneyimlerine dayanıyor anladığım kadarıyla. Hani kısaca kitaptan bahsetmek için arkasındaki tanıtım metnini okumak bence yeterli olur diye düşünüyorum. 1970 yılının Eylül ayında yazarlık hayalleri kuran Paulo, özgürlük peşinde dünyayı dolaşırken Carla ile karşılaşınca ikisinin de yaşamı kökten değişecekti. Peru'nun kayıp şehirleri, Brezilya'nın zindanları, Amsterdam'ın arka sokakları, İstanbul'un çarşıları bir bütünün parçaları haline gelecekti. Paulo Coelho'nun kendi yaşam öyküsünde belki de en yakın eseri Hippie, başka bir dünyanın mümkün olduğuna inanan barışçıl bir neslin arayış ve dönüşüm öyküsü. Tabii yani hippie akımı birçok yönden eleştirilebilir. Günümüze uyarlaması belki zor olabilir ama günümüzde hala etkilerini yoğun bir biçimde hissettiğimiz bir akım bence. Hatta böyle işte Avrupa'daki özgürlükçü atılımın, devrimlerin de aslında hippilerin, eski hippilerin işte siyasete girmesi ve onun dışında özel sektöre girmesiyle sağlandığına yönelik böyle hani söylemler de vardır, karşılaşmışsınızdır belki. Bu açıdan da hani hippie akımını bence nedir ne değildir birazcık anlamak, okumak önemli. Paulo Coelho da çok akıcı bir kitap yazmış. Ben bu kitabı aslında şöyle bir hikayesi var kitabı almamın, onu da kısaca anlatayım. Kitabı aslında bir arkadaşıma aldım. Hasan isimli liseden arkadaşıma. Ve Güney Afrika'ya gidiyordum. Güney Afrika'da yaşıyor kendisi. Havaalanında beklerken oradaki kitapçıdan işte öyle bakınıyordum. Ona bir öyle bir kitap hediye etsem diye düşündüm. Ve bu hippie kitabını görünce alayım dedim. Paulo Coelho'nun daha önceden de işte Simyacısını okumuştum. Yanlış değilsem bir kitabını daha okumuştum. Zaten çok popüler bir yazar. Hani bunu alayım belki hoşuna gider dedim. Sonra işte uçağı beklerken, uçak da zaten saatlerce sürüyor. Okumaya başladım ve hani kitabı böyle bir 40-50 sayfasını Güney Afrika'ya varana kadar okumuş oldum. Sonrasında kitabı tabii kendisine verdim.
Böyle olunca Türkiye'ye döndüğümde tekrardan bu kitabı aldım ve devam edip bitirdim. O açıdan hani böyle bir roman okuyayım, böyle hani keyifli olsun ve akıcı olsun diye düşünüyorsanız, aynı zamanda da işte gerçek yaşantılara dayanan bir şey olsun diye düşünüyorsanız da, hani hippilerden ayrı olarak yine çok tavsiye ederim. Hippi akımına ilginiz varsa da yine özellikle tavsiye ederim deyip bu bölümü de sonlandırıyorum. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Podcast'imi Spreaker, iTunes Podcast, yani yeni adıyla Apple Podcast, aynı zamanda Spotify ve birçok diğer podcast platformundan ulaşabilirsiniz. CharlesSarıgöz.com, CagriSarıgöz.com sitesinde de podcast notlarımı yayınlıyorum. Buradan da görebilirsiniz. Zaten podcast açıklamasına da blog linki ve diğer detayları aktarıyor olacağım. Beni aynı zamanda Twitter'dan takip edip LinkedIn'den ekleyebilirsiniz. Her türlü sorunuza, yorumunuza, önerilerinize açığım. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.